pazarlamada yüksek lisans yapıyorum. Evet. Eyvallah. Hocam geçen sitede sitenin kafesinde kafe yöneticisi arkadaşla konuştum. Kendisi dedi 5 ay öncesine kadar ben kitap okuyordum sürekli. Sitede çok fazla gelen de olmuyor gündüzleri. Sonra birden bıraktım. Dedim neden bıraktım? Dedi merakım bitti. Dedim merak kas gibi bir şeydir herhalde. Ben de işte birkaç akşamda nasıl? Bir... Ya hayata dair mi merakı bitmiş? Yani kitap okumayı bıraktım ve merakım bitti. Ne yapıyorsun dedim. Hiçbir şey yapmıyorum dedi. Ben bir hayrette ya nasıl olabilir yani gün boyunca hiçbir şey yapmıyorsun, oturuyorsun, müzik dinliyorsun vesaire. Merak ölen bir şey mi? Tekrardan dirilmesi için kas gibi geliştirmek için spor salonuna gider gibi gerçekten merak etmeliyim bir şey gibi bir motivasyon mu lazım? Ben de gerçekten öyle oldu bu arada. Kendi cevabımı kendim biraz sakladım ama teyit etmek istiyorum. Başka arkadaşlarımız da burada biliyorsa bunu. Keşke en son hangi kitap okuduğunu sorsaydın. Yani belki de bütün soruların cevabı vardı. Kapattı bitirdi değil mi? Vallahi merak ettim şimdi en son ne okumuş. Kitabın başta çok da şey yapmamak lazım boş ver falan olsa ya. Şimdi merak öyle bir şey değil. Yani açma kapamayla çalışma. Hatta biraz da mizaç işi. Hem yetişmeyle alakalı kültürel bir şey. Hem de mizaç meselesi. Biz aslında meraklı varlıklarız. Yani doğuştan itibaren yapısal olarak meraklıyız ama mesela çocuklarla yetişkinler arasındaki temel farka bakacak olursanız biz arada onlara bir şey yapıyoruz. Çok net görürsünüz yani. Mesela çocuk oyun oynar. Oyun oynamak niye çok böyle ciddi bir aktivitedir? Yani niye çocuklar bu kadar saat harcarlar oyuna? Dünyayı imtihan ederler oyun oynarken. Sosyal ilişkileri öğrenirler, maddi ilişkileri öğrenirler, fizik yasalarını öğrenirler, kendi bedeninin sınırlarını, zihnin sınırlarını, reaksiyon hızlarını vesaire öğrenirler. Ve dolayısıyla büyük bir merakla bu öğrenme sürecini zaten hiçbir çaba olmadan, özel hoca, okul bilmem neye gerek kalmadan zaten biz yaparız. Ama çoğumuz, kesinlikle sizi tenzih ediyorum burada. Siz normal değilsiniz buraya geldiğinize göre. Açık beyin takipçilerinde çok tuhaf örneklere rastlıyoruz. Maalesef dünyadaki insanların büyük bir çoğunluğu eğitim ve kültür nedeniyle şöyle bir noktaya getiriliyor. Ben öğreneceğimi öğrendim. Bu kadar yeter. Bundan sonra işime bakayım. İşte ekmek parasını da koşturayım. İşte hazır para kazanıyorum onu daha çok çoğaltmaya devam edeyim. Yani yeni bir şey keşfedeyim, öğreneyim hissini durduruyoruz. Halbuki bu insanın ölümü anlamına geliyor. Bunu fark etmiyoruz. İnsan devamlı merakla dünyayı sorgulamadığı zaman o meraksız haline biz bir isim veriyoruz aslında. Hiçbir şeyi merak etmeyen, yeni bir şey öğrenmek istemeyen, bakın bilmeyen değil. Yeni bir şey öğrenmek istemeyen insanın durumu için bizde bir kelime var. Cehalet dediğimiz şey o. Cehalet bilgim bana yeter demektir. Bilmemek değildir. Bilgisiyle kendini yeterli görmektir. Ve maalesef bazılarımıza böyle bir şey oluyor. Ama bence o arkadaşımızın hakikaten son okuduğu kitabı öğrenmek lazım. Yani böyle bir okuma, araştırma bilmem ne alışkanlığı olanlar sıklıkla arada bir durur ve o biriktirdiklerinden bir sentez oluşturmak üzere kendilerine bir zaman ayırırlar. Zaten doğrusu da budur. Yani bütün düşünürler, Schopenhauer falan hep aynı şeyi tavsiye eder. Böyle Schopenhauer demişti zaten onu okumak, yazmak ve yaşamak üzerine başlıklı kitabında. Zihinsel tembellik yapmanın en kaliteli yolu gereğinden fazla okumaktır diye. Çünkü bütün başkalarının düşüncelerini okuyup da ben ne düşünüyorum diye sormaya vaktin olmazsa olmaz. Bence o arkadaşa selam söyleyeyim. Ben de oraya bir çay içmeye geleyim. Zaten çok uzak değilmiş. Onun merakı bitmemiştir bence. O bir mola vermiştir. Molasının sonunda çıkacak şeyi daha çok merak ediyorum. Sen ara ara bir ona uğra. Böyle ver gazı. Selam da söyle bu arada.